Evet, şimdi geçiyorum, aşağıya indim. Ha, Burcum bir tane. Burcumun... Pardon. Tamam, bunu... Ha. Evet, bunu almam iyi olmuş. Buradan... Ağır hasta olan bir arkadaşımızın annesi şimdi bana bir mesaj atmış. Hesabı Burcum bir tane. Bu ailenin başından ağır bir bir durum geçti arkadaşlar ve sanırım bir kısmınız okuyacağım şimdi. Annesi bunu koymuş ve bana göndermiş. Bu kan kanseri olan kızım. Evet. Demiş ki selam, ben şu konu hakkında bir bilgi vermek istiyorum çünkü çok fazla mesaj almaya başladım demiş. Bizim aile kanalına nasıl ulaştınız? Numaranızı verir misiniz? Size bir şey verdiler mi? O hikayenizde paylaştığınız videoyu neden attılar tarzında birçok mesaj aldım. Bir olarak benim kızım Burcum'un istemesiyle ve özelde bir durumu olduğu için Aslı Hanım sağ olsun bize videolar attı. Ben de onlara bizim aile fanları sayesinde ulaştım. İki olarak bende numaraları yok. Olsaydı da vermem. Doğru olmazdı. Kendinizi onların yerine koysanız sürekli telefonunuz çalsa rahatsız olmaz mısınız demiş. Bu bir anne. Lütfen anlayış gösterin. Altına da bizi taglemiş bu anne. Arkadaşlar. Bu annenin kızı Burcu ciddi rahatsızdı. Ve bu hastalığın sonucu iyi olmadı. Ve ne mutlu ki onlara bize ulaşabildiler. Ve annesinin tek arzusu kızının bu son zaman ve son dilim içerisinde kızın mutlu olmasıydı. Biz de elimizden geleni yaptık ve Burcu'yu mutlu ettik ve Burcu'nun yüzünü güldürdük. Ve biz ailece çok mutluyuz. Annesi en azından son görevimizi yapmış oldu kendisi için. Annesi katiyen bizim numaramızı istemedi. Her şeyi DM üzerinden yaptık. Ama bizden çok özel bir şey istedi. O da bize özel video istedi. Biz de kendilerine iki tane video gönderdik. Ve bu kadar hasta olmuş olan bir kız çocuğuna şu kadarcık bile bir sevinç verebildiysek onun yüreğine, bunun için gocunmayız. Sizler de rica ediyorum bu işi yarışa dönüştürmeyin, kıskanmayın. Onlara yapıyorsunuz, bize yapmıyorsunuz, işte biz hasta değiliz diye falan filan. Evet. Yani bu şu anda bir daha... Ekstrem durumu olan insanlar için zamanımız ve elimizden geliyorsa her şeyi yaparız arkadaşlar. Onun haricinde telefonumuzu da almadı. Doğru söylüyor. Ayrıca şu an evlat acısı çeken bir anneyi böyle bir şeyle lütfen hiç kimse rahatsız etmesin. Buradan güzel anneye Allah sabır versin. Kendisini kocaman öpüyorum ve kucaklıyorum buradan. Bu sadece bir kişi arkadaşlar. Binlerce insan vardır böyle eminim. Milyonlarca insan var böyle dünyada. Ama bize ulaşabilenler için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bunu da herkes böyle bilsin. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Ve Ako abinin hala montla dolaşması. Ya sen diyorsun ya. Ya orada... Çok iyi ya. Evet. Buna bir açıklama getireyim. Evet, yaz geldi. Şu anda da yelek var üzerimde ama sıcak geliyor. Gölge yerler soğuk olabiliyor hala. O yüzden üzerimde mont vardı ama ben de o videoyu çekerken Instagram'a dedim ki ya yaz geldi diyorsun, üstüne montla duruyorsun. Ako sen de çok komiksin dedim kendi kendime ama taşımamak için bir yerimde üstüme giymiştim evet, yani. Peki. Meryem, onu da buradan belirteyim. Meryem öyle demiş. Yaz gelmek üzere. Geldi. Geliyor. Kapıda. MRYM yani Meryem 00008008. Evet. Lütfen de bu numarayı. Siz. Biraz öyle oldu. Ankara'da ne yapıyor musun Gülveren'de? Table tennis player. Masa tenisi oynamış. Şuraya yaslamaya çalışayım elimi. Dur biraz Allah. Evet. Evet, hızlıca geçiyorum arkadaşlar.
İhtiyacın yok ki abla demiş. CSR altre hayat. Neye ihtiyacın yok? Maske yaptım ya dün. A, maske arkadaşlar yaptım. Vallahi var. Çenede var. Nasıl kuru cildim bu aralar? Sivilce gidermiyor ki o. Ha, cildi toparlayıp geriyor. Şey anti-aging. İşe yaradı mı o? Ben yoktum evet. Sonuçta. Bu sabah Gabi geldi. Cildin çok iyi görünüyor dedi. Hadi ya. Evet. Pirincin mucizesi. Devam o zaman. Hadi bakalım. Videosu girmiş olur bence bugün ne kadar. Aşağıda sen zaten gençsin maskeye gerek yok yazmış birisi daha. Ümran demiş. Ümran.1836. Öpüyorum seni canım benim. Bizim hala 6-1. Ablam arkadaşlarıma bugün sordum. Siz bir YouTuber olsaydınız nasıl video çekerdiniz dedim. Onlar bana bir kutuya bir eşyanın ismini yazsınlar. O kutudan çeksinler ve çıkan şeyin resmini çizsinler. Diğerleri de onun ne olduğunu anlasın. Ama siz bu videoyu yapmıştınız diye hatırlıyorum. Ya ben seni yerim ya. O kadar yazmışsın. Yani uzun uzun da yazmışsın. Ölürüm ya. Çok tatlısın. Ona şu an kalp atıyorum sana ama evet. Sonra uzun yazarım sana inşallah zamanım olursa. Evet. Birisi daha reply etmiş. Ah ne güzel vallahi. Biz Ankara'da hala Eskimolar gibi geziyoruz demiş. Bizim aile benim yaz geldi biliyorsun. Bizim aile Aptrefan Aptre 2017 demiş bunu. Arkadaşlar bazılarınızın ismini göremediğim için ismine hitap edemiyorum. Ondan sonra geçelim. Filiz yazmış canım arkadaşım. Filiz'im. Filiz! Filiz! Neydi o? Filiz! Öyle bir şey var. Şeyde vardı, Avrupa yakasında senin arkadaş Derya var ya. Evet. Derya. Noma'nın bir tane resmi var böyle. Ders durmuş, surat böyle şiş, acayip tatlı. Ona vücutlar atmış. Ya aynı Ako abi ya, yerim demiş. Senin için Ezgi VDD demiş onu. Biraz benziyorsun burada, evet. Bakayım. Bak görebilir miyiz? Yok şimdi geçtim. Yukarıya attım. Onun da fotoğrafını çek de koyayım. Tamam onu da görelim. Çek şimdi sana. Çek şimdi. Ver bende resim. Tamam peki ya. Allah Allah. Bilmiyorum ben insanı anlamıyorum o kadar biliyorsun. Bizim aile tubumuz. Tubumuz demek istiyor galiba. Aşağı ablam acaba Ümran da yazabilir misin acaba? Yazacağım arkadaşlar o ışık şeyi var ya. Aa, onu onunla isim istiyorlar. Evet. Yazacağım onu kullanacağım en yakın zamanda. Yapacağım merak etmeyin. Ah şu isimlerinizi bir liste haline getirsem bir kere kullansam o listeyi. Yani sadece o listeye sürekli isim eklesem hayat benim için daha kolay olacak değil mi? Listeye bakıp yazayım. Tamam yap elim liste. Ama nasıl yap yani? Okay, geçen gün işte karikatür işte istemiştik arkadaşlar hatırlarsanız stories'de. Biliyorsunuz artık tişörtlerimiz gelecek. Tişörtler olacak. Noe çizmiş. Karikatür çizimi. Ama bu sanki... Bu erkek. Bakayım. Ve Noah evet biraz erkeğe benziyor ama sen bunu çizmemişsin bence. Bunu sen internetten bulmuşsun. Yanlış mıyım? Bakayım göster. Böyle ya, olmaz şey arkadaşlar. Bunların hepsi aplikasyon. Aplikasyonla biz de yaparız. Maksat çiziminiz, kaleminiz. Böyle nasıl? Bir yarışma yapalım biz ya. Doğru düzgün duyuralım. Ne dersin? Bir sonraki tasarım için. Şimdi bu ilk bir tişörtler falan bir çıksın, ondan sonra şey yaparız. Derste hocam, hoca serbest bıraktı, hızlı çizdim nasıl demişsin. Bakayım. Ha. Sen internetten buldun bunu, sonra kendin çizdin. Ya tamam, güzel ama başka birisinin çizdiği bir şeyi çizdin. Ben Noah'yı düşün ve Noah'yı çizmeni istiyorum. Evet, ne yazmışsın? Anne sütten birazcık bizim aileye izleyeyim. Lo olur. Çok tatlı yazmışsın. Dili de çok şeker oldu. Böyle. Ya oradan bakıp çizmiş. Oradan bakıp çizmişsin evet. Ama kuzum biz... Bu çok tatlı bir, evet bence beğendiğim olmuş. Bir hat olmuş. Ama bunu, evet. Arkadaşlar orijinal bir şey olması lazım. Yani biz başka birisinin yaptığı bir şeyi kendi tişörtlerimizde kullanamayız. Dur, birisi ağlıyor. Ne? Nasıl yani? Ağlıyor. Video mu bu? Canlı mı? Bizim altire aile nokta aşk. Niye ağlıyorsun sen? Dur bakayım. Görelim biz de. Ne diyor? He dur. Bir saniye bu mu ya? Yok bu görmemiş bile bunu.
bence sayfası yok artık onun. Ay dur. Neyi açtım ya? Kaybettim kızcağızın şeyini. İyi mi? Nereye gitti bilmiyorum. Böyle bir şey nasıl oluyor ya? Paldır küldür kayboluyor, bir yerlere gidiyor baktığım mesaj. Instagram'da hala... Evet. Aa, o kişiyi bulamadım, gitti ama ağlıyorsa anlamadım neden ağladığını ya. Ama kaybettin kızı bile. Melisa Altire Esin Altire 24 demiş ki, yerim ya, tatlıya bakar mısın, sen şeker misin, bal mısın, seni yerim ben ya, sarı civciv seni demiş Nova'ya. Hala ne söylememiş miyim? İsmini söylememiş, fan sayfasına bakmamış mıyım? O zaman izlemeye devam arkadaşlar. İzlemeye devam. Belki bakalım, 3. bölümde. Bakalım bu videoda. Bakalım belki bu videoda var. Skip etmeyin, atlamayın. Baştan sona kadar izleyin. Çünkü kaçırıyorsunuz, sonra da yok diyorsunuz ama varsınız. Beliren etmeyin. İzleyin. Burada yoksa belki 3. bölümde var. Haydi hoşça kalın. Bye bye.